Planlaması. Bu anlamda Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları olmuştu. Başbakan Davutoğlu, jandarmanın kendine has değişik bir kıyafet giyeceğini ifade etmişti ve bu kıyafetinin de İçişleri Bakanlığı tarafından tayin edileceğini ifade etmişti. Öte yandan yine Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki atamalarla ilgili olarak da İçişleri Bakanlığı'nın yetkilendirileceği belirtilmişti. İşte tüm bunlar Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanmıştı. Ancak Genelkurmay'ın bu konuya ilişkin bakışı neler? Bu konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı neler düşünüyor? Artıları, eksileri neler? Sıcak bakıyor mu? İşte bu noktada da Başbakan Davutoğlu bilgilendiriliyor. Yani bir anlamda Genelkurmay Başkanlığı'nın bu olaya, Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasıyla ilgili olarak bu konuya bakışı bu toplantıda ele alınıyor. Bir diğer önemli başlık ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel sorunu. Bu anlamda da yine yapılan çalışmalar, araştırmalar da Başbakan Ahmet Davutoğlu'na iletiliyor. Öte yandan yine Suriye'deki olaylar, Orta Doğu'daki olaylar, IŞİD'le mücadele gibi önemli başlıklarda masada olan bir diğer konu başlığı. Bu anlamda da yine herhangi bir sınır ötesi operasyona ilişkin olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlık çalışmaları ve envanteri noktasında da Başbakan Ahmet Davutoğlu'na bilgilendirildiğini Başbakan'ın belirtebiliriz. Toplantının sona ermesinin ardından Genelkurmay karargahında aslında bir ilk yaşanacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ikisi birlikte kameraların karşısına geçecekler ve toplantıda hangi konular ele alındı, hangi kararlar alındı, bu konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenlenecek ve bizler de onu ekranlara taşıyacağız diyelim ve sözlerinden İstanbul'a